Ahlaki liderlik teorisi bağlamında eğitimde liderlik ve ahlak. Nurettin Topçu, Erol Güngör örneği. Ahmet Kılıç'ın kaleminden. Her insan yaratılış gereği sevdiği kişiye benzemek ister. Lakin sevme duygusu her zaman iyiye, güzele ve faydalı olana meyletmeyebilir. Bazen bireyler kişilerin olumsuz davranışlarından, yıkıcı fikirlerinden ya da dış görünüşünden etkilenip onlar gibi olmayı arzu edebilir. Bazen de tam tersi durumlar meydana gelebilir. Bu durumların meydana gelmesinde bireyin liderlik özelliği önemlidir. Herhangi bir topluluk üzerinde etkisi olmayan bir kişinin liderliğinden söz edilmesi mümkün değildir. Liderlerin sosyal hayatta etkili oldukları farklı alanlar vardır. Bu alanlardan biri de eğitim alanındaki liderliktir. Eğitimde lider olarak konumlandırılan kişiler öğretmenlerdir. Gerek devletin, gerek toplumun öğretmenlik mesleğine yüklemiş olduğu sorumluluk duygusu, diğer mesleklere göre daha fazladır. Çünkü öğretmenlik, bir milletin geleceği olan çocuklar ve gençler üzerindeki en etkili mesleklerden biridir. Öğretmenlerin öğrencilere rol model olması, bir milletin geleceğinin şekillenmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda öğretmenlerin kendilerine uygun rol model alabilecek liderleri örnek alması da onların önemini artırmıştır. Öğretmen ve öğrencilere rol model olabilecek eğitimci Nurettin Topçu ve Erol Güngör isimleri bundan dolayı çalışmada ahlaki lider olarak ele alınmış hem onların yaşayışlarından hem de eserlerinden hareketle ahlaki liderlik özelliği taşıyan öğretmen nitelikleri tespit edilip eserde incelenmiş